Bugün 22 Ocak 2024 Pazartesi. Hoş geldiniz. Değerli dostlar hatırlayın günler önce iktidarla Selahattin Demirtaş pazarlık yapıyor. Başak Demirtaş İstanbul'dan aday olabilir demiştik. Dün bu haberimiz doğrulandı. Başak Hanım pazar günü olmasına rağmen aniden partim olur verirse aday olurum açıklamasını yaptı. Altını çiziyorum. Başak Demirtaş önceki gün yani cumartesi eşini ziyaret etmişti. Bunun anlamı kararın Selahattin Demirtaş tarafından verilmesidir ki aksi zaten söz konusu olamaz. Fotoğraf iktidarla Selahattin Demirtaş'ın anlaşmasını resmediyor. Amaç Başak Demirtaş'ın aday olup Ekrem İmamoğlu'na gidecek Kürt oylarının engellenmesi. İktidar bu bağlamda İstanbul'da ard anketler yaptırmış. Kim aday olursa Dem Parti daha fazla oy alır sorusuna cevap aramış. Araştırmaların tamamında Başak Demirtaş önde çıkınca haftalar önce Selahattin Demirtaş'la ilişkiye geçilmiş, pazarlığa başlanmış. Karşılık ne derseniz elbette hapisten çıkmaktır. Basit anlatımla al gülüm, ver gülüm durumu söz konusu. Başak Demirtaş, Dem Parti İstanbul adayı Selahattin Demirtaş'a da taliye. Hatırlayın Demirtaş'ın yıllar önce hapse girmesi yine seçim öncesindeki tavrı sebebiyleydi. Dayı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtirmeyeceğiz demişti. Ertesi günde tutuklanmıştı. Tutuklanmasına gerekçe yapılan suçtan tahliye kararı verilmesine rağmen başka bir suçtan hapiste tutuldu. İktidar bir önceki seçimde de Selahattin Demirtaş'ı siyasi mühendisliklerinde kullanmak istedi. Bugünkü gibi yine pazarlığa oturdu. Arşiv ortada o süreçte Selahattin Demirtaş'a hasta babasını ziyaret etsin diye özel helikopter, özel uçak tahsis edilmişti. Buna rağmen o günde sonuç alınamamıştı. Zira Selahattin Demirtaş direnmişti. Şimdi yine seçim zamanı ve benzer teklifler, çabalar söz konusu. An itibarıyla görüntü Demirtaş'ın pes etmesi şeklindedir. Öyle olmazsa eşine görev verilirse aday olurum demecini verdirmezdi. Sakın böyle bir şey olursa bunu kamuoyuna anlatamazlar demeyin. Türkiye'de artık öyle bir kamuoyu yok. Olsaydı 8 ay önce yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kandil'in Tayyip Erdoğan'a verdiği aşık desteği sorgulardı. Tam seçim arefesinde PKK adına yapılan adayımız Kılıçdaroğlu'dur açıklaması ortada ki bunu Kandil'deki Kaşar PKK baronları yaptı. Sonrasında ise bırakın Kürtçü, bırakın İslamcı ve milliyetçi kamuoyunu muhalif kesimler ve CHP bile bunun üstünde durmadı. AKP ile beraber Türkiye'de egemen olan anlayış atı alıp Üsküdar'ı geçmektir nasıl geçtiğinin önemi yoktur. Hatırlayın 2019'daki İstanbul seçiminin birincisi malum iptal edilmişti. Bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hile yapıldı, seçim çalındı demişti. Aradan yıllar geçti, hile yapılmadı, yargı kararı ile ortaya çıktı. Öyleyken hiç kimse Tayyip Erdoğan'ın yakasına yapışmadı. Türkiye'de egemen olan hukuk ve ahlak değildir, güçtür. Bu itibarla Selahattin Demirtaş seçimden iki ay sonra serbest kalırsa, serbest bırakılırsa hiç kimse bir şey demez, hiçbir halt olmaz. Evet, Kürtlerin oyu kişisel hesap adına iktidara peşkeş çekildi denmez. Peki Başak Demirtaş aday olursa Ekrem İmamoğlu'nun kaybetmesi kesin midir derseniz elbette yüzde yüz değil lakin Ekrem Bey'in işi çok zorlaşır. Beş sene önce ilk seçimdeki fark sadece hatırlayalım 14 bindi. Bugün İyi Parti ve sosyalistlere ilaveten Dem Parti de güçlü bir isimle seçime girerse matematik ortada belli oldu. Tayyip Erdoğan'ın bu seçimdeki tek umudu budur. Adaylarına ve icraatlarına güvenmeyen Erdoğan muhalif oyları bölme peşinde. Gelelim Dem Parti'nin Başak Demirtaş'ı aday yapıp yapmayacağı. Buna kararı verecek olan elbette Kandil'dir. PKK baronlarının bir ara örgütün kontrolünden çıkan Selahattin Demirtaş'ı kontrol altına almak için bu adaylığa yeşil yakması ihtimal dahilinde. Özetle yaşananlarla kanıtlı PKK ve DEM Parti eşittir, anti Tayyip Erdoğan demek değil. Türkiye solcuları ve CHP kamuoyu bir türlü bunu görmüyor, anlamıyor. PKK klasik bir parti ve halk hareketi şubu değil. Emir komuta ile hareket eden parti adı ile örgütlenmiş emperyal güdümlü şöven mankurt çetesidir. PKK'nın İslamcılarla pek çok ortak faydası da var. İkisi de milli üniter devlete karşı, ikisi de Atatürk'e can düşmanı, ikisi de Amerikancı. İkisi de Şeyh Said ile Seyit Rıza'yı kutsuyor. Realite bu iken Cumhuriyet Halk Partisi bunu görmeyip tam tersine paçasını yıllar yılı bu örgüte kaptırdı. Ülke çapında toplam oyu yüzde sekizi geçmeyen bu yürüha adeta teslim oldu. Bütün politikalarını PKK'ya göre belirledi bütün söylemlerini onlara göre ayarladı. Bir kere olsun PKK'ya katil ve bölücü demedi diyemedi. Öyle olunca da AKP ve MHP'nin propagandasıyla CHP PKK ile özdeşleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi PKK konusunda dik duruşu olsaydı vallahi AKP'nin açılım ihaneti sonrasında %50 ile süpürürdü. Bunu yıllar yılı hep yazdım söyledim ancak Kılıçdaroğlu PKK'yı hiç hedef almadı. Öyle olunca da Tayyip Erdoğan gün oldu, barış gün oldu, savaş diyerek ard arda seçim zaferleri kazandı. Dramatik olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllarca yaptığı bu tür hataları Özgür Özel'in de bugün tekrar etmesi. Gitti PKK'lı sanatçının elini öptü, gitti eş başkan sözlerine muhatap oldu. Efendim mahalli seçimlerde oylarına ihtiyaç var, ondan demeyin. Karşınızda dünkü velet yok. Onlarca yıldır savaşan emperyal bir örgüt var, el öperek onları mı tavlayacaksınız? Gördük işte el öptünüz de ne oldu? Olan şu, PKK'yı tavlayamadığınız gibi PKK'ya karşı olanların tepkisini de çektiniz. Bırakın siyaseti ve siyaset sosyolojisini bilmek, birazcık insana ve topluma dokunan hiç kimse böylesi çocukluklar yapmaz. Bütün ülkede %8 olan PKK'nın desteğini alalım derken yüzde %92'nin hassasiyetlerini görmemek ahmaklıktır. Allah aşkına son güne kadar sussana, beklesene, angaja olmasana. Böyle olduğu için zaten özgür özeli değil, Türk kamuoyu CHP'li milletvekilleri bile adam yerine koymuyor. Israrlı ricalarına rağmen mecliste idare amirliği gibi basit bir yere önerdiği ismi bile seçtiremiyor. Ayrıca hep söylüyorum, Seçimin matematiği var. Ona göre hareket etmeli. CHP kimden oy alabilir? O kesime odaklanmalı. Söyler misiniz Özgür Özel'in son günlerde art arda Ahmet Davutoğlu'yla buluşmasının nedir perde arkası? Nedir izahı? Yahu adamın zerre oyu olmadığı gibi ülkeyi Suriye'ye gömen ve geri kabul anlaşması ihanetine imza atan İmajıyla bitik biri. Bakın Mansur Yavaş bütün bunların farkında. Dün Ankara'da PKK'sından Hüdapar'ına alayına meydan okudu ki bu şekilde MHP ile Turgut Altınoğ'un önünü baştan kesmiş oldu. Özgür Özel Ahmet Davutoğlu'nu bırakıp Mansur Yavaş'tan siyaset öğrenmesi lazım. Bir kere daha kanıtlandı tesadüfen genel başkan olunabiliyor da tesadüfen lider olunamıyor. %92 dururken %8'lik PKK oyu için siyaset yapmanın başka açıklaması olamaz. Gündemin diğer başlıklarına gelirsek Tayyip Erdoğan emekli isyanına karşı çözüm arıyor. Ankara'daki fısıltı emekliler için yeni bir adım atılacağı. Kimi ilave yüzde beş zam derken, kimileri de Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri beşer bin liraya çıkarılacak diyor. Hangisi ne kadar doğru bilmiyorum. Lakin kesin olan emekliler çığlığının iktidarı harekete ve de arayışa geçirdi. Bu gibi konularda bir söylenti uç verirse devamı geliyor. Tayyip Erdoğan seçime doğru sürpriz yapabilir. Bunun genel ekonomi üstündeki etkisi ne olur derseniz facia olur. Borç bulamama ve devasa bütçe açığı varken ilave ücret artışları eşittir enflasyonu uçurmak demek. Rahmi Koç'un yazdığı söylenen mektuba gelirsek, iddiaya göre Koç Holding patronu Ekrem İmamoğlu'na mektup yazmış. Aylin Kotil'in aday olmasını istemiş. Umarım doğru değildir, yalandır. Birinci husus, Rahmi Bey'in böyle bir mektup yazması yanlış. Yazılan mektupla hem halkın hem de Ekrem İmamoğlu'nun iradesine ipotek konulmaya çalışıldı. Aylin Kotil, şehircilik ve yöneticilikte referansları olan biri de değil durum böyleyse Rami Bey neye göre tavsiye etti? Donanımından eğer o kadar çok eminse Aylin Hanım'a niçin koş grubunda yöneticilik vermedi? Bu gibi şeyler halktan da tepki alır, Ekrem İmamoğlu'na da zarar verir. Soner Yalçı'nın Canan Kaftancı oğluyla alakalı yazdıklarına gelelim. Benzer iddialar şahsıma da intikal ettirildi ısrarla şu üç soruya cevap aranıyor. 1- Canan Kaftancıoğlu'nun kendisi ve kızının üzerindeki mal varlığının açıklanması. 2- Mecburi hizmet için gittiği, şehri Hastanesi'nde tanıştığı, evli, çocuklu Naki Kaftancıoğlu ile ilişkisi ve ailesini yıkması. 3- Sezen Aksu'nun yalısında olanlar. Ranting sevdalısı ve HDP sempatizanı olduğu bilinen Canan Hanım susmaz bu soruları cevaplarsa biz de takipçilerimize duyururuz. Noktalamadan futbol diyeceğiz. İlginç bir hafta oldu. Beşiktaş Pendik Spor'dan beklenmedik şekilde farklı mağlup olurken Galatasaray'da Trabzon'da yine beklenmedik şekilde farklı galip geldi herkesin kritik ve zor deplasman dediği Trabzon'da elde edilen skor takdire değerdir. Galatasaray'ın en büyük şansı Okan Buruk'tur ki bu artık kanıtlandı. Dün Kadıköy'de oynanan ve berabere sonuçlanan Fenerbahçe Samsun Spor maçına gelirsek lafı dolandırmayacağım. Okan Buruk, Cimbom için nasıl şans ise İsmail Kartal, Fenerbahçe için o derece şanssızlıktır. Abartı yok. Galatasaray bu sene şampiyon olursa Okan Buruk sayesinde Fenerbahçe şampiyon olamazsa İsmail Kartal yüzünden olamayacak. Ben bunu maça ve dünkü sonuca göre değil sürekli olarak söylüyorum. Fenerbahçe'nin oyun planı olmadığı gibi konsantrasyon eksiklikleri de had safhada. İsmail Kartal oyunu okuyamadığı gibi takıma enerji de veremiyor. Dünkü maçta yaptığı oyuncu değişiklikleri ise tek kelimeyle faciadır. Çift santrafora döneceğine İsmail dururken Şimanski'yi oyundan aldı. Evet akıl almaz şekilde gol atmak yerine gol yememek için İsmail'i oyunda tutup bütün forveti değiştirdi. Bakın ne kadar transfer yapılırsa yapılsın İsmail Kartal ile iş zor. Söyledim Fenerbahçe şampiyon olursa İsmail'e rağmen olacak. İsmail'i Fener'e Tayyip Erdoğan'ın yeğeni dayattı. Bu sebeple ona dokunulamaz, dokunulamıyor. Ali Koç hiç olmazsa yanına futbolu bilen bir iki isim versin sonlandırırken videomu dostlarınızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.